Aliağa'da da 30 Ağustos Zafer Bayramımız efendim. Büyük bir coşkuyla kutlandı. Aliağalılar, birazdan bir haber daha sunacağız sanat günleriyle alakalı. Aslında Kurtuluş Günü etkinliklerine 2 ay öncesinden başladı. Nasıl diyeceksiniz? Birazdan sunacağız ama 30 Ağustos haberini sunalım. Coşkuyla kutlandı Aliağa'da efendim. Milli mücadelenin dönüm noktası olan büyük taarruzun 99. yıl dönümü, 30 Ağustos efendim 100. yıl dönümü. Aliağa'da etkinliklerle kutlandı. Bisiklet tutkunları Aliağa'daydı efendim. Motosiklet grupları Aliağa'daydı. Ve Sayın Başkan'la beraber yüzlerce, binlerce Aliağalı renkli, bir o kadar da coşkulu görüntüler verdiler efendim. Zafer Bayramımızın 99. yılını kutladık bugün. Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Spor Kulübü ile beraber hem motosiklet hem bisiklet korteji gerçekleştirdik bugün. Güzel bir etkinlik oldu. Yani anlam ve önemine uygun bir şekilde kortejimizi yaptık. Belediyemize, belediye başkanımıza, emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle, 99. yılını kutladığımız Zafer Bayramı sebebiyle bugün kortej düzenledik. Belediyemizin destekleriyle 29 Ekim, 19 Mayıs sürekli hepsinde etkinliklerimizi, kortejlerimizi yapıyoruz. Sağ olsunlar, belediyede desteklerini esirgemiyorlar bizlere. Bugün de 99. Zafer Bayramımız niyetine bisikletçiler ve motosikletçiler olarak güzel bir etkinlik planlamaya çalıştık. Tabii burada da belediyemizin bize çok güzel destekleri oldu. Onların desteğiyle güzel bir etkinlik yapmak istedik. Şimdi tabii Aliağa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı böyle coşkuyla kutlandı. Ama biraz önce söylediğim gibi Aliağalılar kutlamalara erken başladı. İzmir'in 30 ilçesi arasında en kapsamlı festival turunu Aliağa yaptı efendim. 9 haftadır sürüyor. Temmuz 1'de başladı efendim. Onlarca sanatçı çıktı sahneye. Türkiye'de televizyonlarda görmeye alıştığımız onlarca sanatçı sahneye çıktı efendim. Ünlü sanatçı sahne aldı Aliağa'da. Sokar işbirliğiyle Aliağa Belediyesi düzenledi bu sanat günlerini efendim. Yaklaşık 1 Temmuz'dan itibaren 9 haftadır sürüyor. Final yaptı efendim. Güzel de bir final yaptı. Murat Dalkılıç sahneye çıktı. Daha sonra efendim Kalpten Kalbe isimli tiyatro oyunu efendim. Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy ile efendim sahnelendi. Sayın Başkan Serkan Acar bir konuşma yaptı. 1 Temmuz tarihinde başladığımız ve Azerbaycan Devlet Kuruluşu Sokar Türkiye ile birlikte düzenlediğimiz Aliağa Sanat Günlerimizde bugüne kadar 47 etkinliği sanatseverlerle buluşturduk.
Sokar Türkiye ile birlikte Ali Ağamızı her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da en iyi noktalara getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz efendim. Ali Ağalara teşekkür ediyorum ve Ali Ağa'daki bu etkinliğe katılan İzmir'den gelen tüm vatandaşlara, hemşerilerimize bizlere verdiği destek için teşekkür ediyorum diyor Serkan Acar efendim. 9 hafta boyunca her gün hemen hemen her gün bir etkinlik vardı Ali Ağa'da ve oldukça da coşkulu geçti. Bakalım önümüzdeki sene, Sayın Başkan çıtayı bu kadar yükseğe koydu ama önümüzdeki sene nasıl bir organizasyon yapılacak?